Hepinize merhaba arkadaşlar. Gezgin Baba kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Anneler günü için çocuklarımla beraber anneme Kumtel'in dijital airfryer'ından almıştım. Biliyorsunuz anneler günü geçti. Ancak köye geldik şimdi. Çanakkale'de köy evimizdeyiz. Bunu köy evi için aldım. Annem yazın çocuklarla beraber burada kolaylıkla hemen patates kızartabilsin. Soğan halkası seviyor benim çocuklarım. Soğan halkası kızartabilsin. İşte bazı yemekleri yapabilsin diye uygun fiyatlı bunu alabildik. Çocuklarla beraber babaanneye hediye aldık. Şimdi köy evinde bunu sizinle birlikte açacağız. İlk defa deneyeceğiz. Hiç açmadım şu anda. İstanbul'dan getirdik. Birazdan deneyeceğiz. Patates kızartması aldık. Soğan halkası aldık hazır. Dondurulmuş. Onlardan bir yapacağız. Bakacağız. Tadım testi yapacağız. Anneme de denettireceğiz. Bakalım güzel mi? Programı hazır. Burada düğmeye basıyorsun. Patates kızartması diyorsun. 15-20 dakika içinde hemen sana patates kızartmasını veriyor. İnternetten aldık bunu. Bazı sitelerde 2000-3000 liraya kadar çıkıyor. BİM'de satılıyormuş sanırım bu model. BİM'de de şu anda yanılmıyorsam 1899 lira mı? O civarda bir şey. Ben internetten 1800 liraya aldım. 1799 liraydı. Kargo dahil hepsi buradan verdim siparişi. Aldık. Şimdi hemen şuradan açayım size kutuyu. Biraz yaklaş istersen oğlum. Şuradan hemen ilk defa açıyorum gördüğünüz gibi. Hiç açmadık. Yine düzgün açalım da ne olur ne olmaz. Garantisi vardır illaki. Evet. Şurada kullanma kılavuzu. Hemen şöyle bir orijinle bunları şuraya atayım şimdi. Bunu da bir yerde açayım babacığım. Evet. Şöyle bir şey çıktı. Bu kutuyu şuradan yıkandırayım. Kenarıya koyayım. Şuradan poşetini açıyoruz. Şöyle bir koruyucu çıktı. Poşetini çıkartıyoruz. Şöyle. Fena değil gibi gözüküyor. Burada üstünde programları var. Bakın buz çözme, patates kızartması, tavuk kanat, kırmızı et, karides, balık, kek, kurutma. Kurutma ne? Meyve kurutma. Taze meyveleri kurutuyorsun. Ondan hep yapıyormuş demek ki. Şurada arkasında bir havalandırma bölümü var. Şöyle göstereyim. Burada da hemen bir kablo saracak alan var. Fazla kabloyu sarıyorsunuz ya da kaldırdığınızda oraya sarıyorsunuz. Ben şöyle sanırım. Şöyle yapıyorsunuz. Bakalım bizim burada da alanımız var. Prizimiz var. Burada bir tane var prizimiz. Bir tane orada var. Muhtemelen buraya koyarız. İşi bitince o kaldırır. Büyük ihtimalle tutmaz annem burada bunu da. Şöyle. Ne yapıyoruz bunu? Şöyle bir çıkartalım. Izgarası burada. Şöyle bir kızartmayı koymak için yer var. Bu öyle koruyucu plastik gibi bir şey mi? Poşeti de çıkartalım. Alta bir karton koymuşlar. Ne kadar sarmışlar. Yani güzel paketlenmişti yalnız. Bu en alt tabakası büyük ihtimalle. Yağı pisliği, fazlalıkları oraya düşüyor. Bunu buraya koyuyorsun. Çıkardığında çıkmıyor. Şuraya basıyorsun. Buradan çıkartıyorsun. Bu da emniyeti herhalde. Kapatıyorsun burada. Şimdi basıp çıkartamıyorsun. Şunu itiyorsun. Şuraya basıyorsun. Burada bir düğmesi var. Böyle çıkartıyorsun. İyi. Fanı ve ısıtıcısı burada. Altından şuradan da modeli görebilirsiniz. Kumtel'in HAF 02 dijital fast fryer diyor. 5,5 litrelik kapağında yazıyordu zaten. Tamam, hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen yapalım babacığım. Ne dersin? Olur değil mi? Şöyle koyalım. Şu anda patates kızartmaya hazır bu.
şunları, malzemeleri şuraya koyalım. Prizi girecek kadar da kablosunu açalım şunu. Evet. Prize taktık. Bunu 5-10 dakika boş çalıştırın gibi bir şey diyordu. Birkaç video izlemiştim ben bununla alakalı. L diyor. Şuraya bastık. Şu anda 80 derecede. Çalıştır dedim. Şu an çalışıyor. Sesi var. Evet, arkadan üflüyor. 80 derecede çalıştı ama kaç dakika çalışacağını söylemedik biz onu. Şuradan bir kapattım. Bakalım duracak mı? -80 derece. Buradan modları geçiyorsun. Kurutma. Evet arkadaşlar. Aldığımız dondurulmuş patatesi BİM'den aldım. BİM'den almış olduğum dondurulmuş patatesi hemen geldim. Şuradan çıkarmaya gerek yok. Gerek varmış. Şunu yeterli mi acaba? Çok mu oldu? Çok oldu gibi mi geliyor? Deneyelim. Çok olduysa da göreceğiz şimdi. Az olduysa da göreceğiz. Şimdi şöyle koydum. Buna zeytinyağı mı acaba? Neyse artık şuradan. Tamam, yeterli. Buradan biraz da tuz atalım. Tamam ya. Yani. Şimdi koyduk. Patates kızartması gözüküyorsa şuradan simgesi. Patates kızartmasında simge. Şuradan dakikayı ayarlıyoruz. 20 dakika 15 kullanıyor insanlar da biz biraz çıtır seviyoruz. 20 olsun. Şuradan start'a bastım. Şu an çalışıyor. 20 dakika sonra muhtemelen bir şeyler olacak. Patates ya olacak ya olmayacak. Çok koyduğumu düşünüyorum sanki. Yani o kadar fazla patatesi yapıyorsam mükemmel olur. Belki 20 değil de 25 yapsak hepsini pişirebilir ama soğuk suyu çok içtik herhalde, boğazlarım ağrımış. Şimdi bekletmeyelim sizi biz. Patatesimiz kızara dursun. Biz de hazırlıklarımızı yapalım. Bakalım güzel olacak mı? Daha sonra sonucu sizinle paylaşalım. 20 dakika doldu. Arada çevirin, karıştırın gibi şeyler söyledi. Şu anda H hazır mı demek tam bilmiyorum ama H pozisyonuna geldi, durdu. Hemen çıkartıyorum. Şöyle üstüne basın diyor, çıkartın diyor. Oo, yaklaş istersen. Üstler güzel kızarmış gibi ama altlar bence bu kadar kızarmadı. Hemen şurada biraz daha şuraya yer alalım. Bir şey olursa babanlarımızı. Evet, altlar biraz daha az pişmiş gibi gözüküyor. Şöyle buraya koyalım. Burada bir tane kalmış. Oo, güzel gözüküyor. Görüntü güzel. Fena değil. Şimdi şu kadar kaldı dibinde. Buna yağ eklemeyeceğim. Bunu da böyle koyacağım. Bakalım hani dibinde biraz yağ var zaten. Bunu da kısa süre yapacağım.
Patates bölümünü aldık. Dur, fazla gitti. Şöyle tekrar patatese getirdim. Buradan süreyi, derecesi 180, evet. Süre 15 yeterli. Başlat dedim. Başladı. Evet. Kalan, yani toplamda 1 kiloymuş patates. Büyük ihtimalle biz 750 gramını falan yaptık. 250 gramı kaldı. Hemen şimdi ben bunları şöyle nane herhalde. Kekik mi bilmiyorum ama taze bu. Şunda da az kalmış ya. Şöyle seviyoruz arkadaşlar. Birazcık kekik atıyorum üstüne. Biraz da kırmızı biber. Tamam. Tuzu var zaten. Patates kızartmalarımız servise hazır. Ben hemen şurada bir test yapıyorum. Üstler biraz fazla kızardı. Aslında 15 dakika dedi ya, biz 20 dakika yaptık. Makine biraz ısınsın diye yapmıştım ben onu. Fena değil. Tam tadını alamadım. Bir tane daha yiyeyim. Yani çok her zaman yediğin patates kızartması gibi tadı aynı. Fazla bir farkı yok. Kolaylığı ne? Çok az bir şey yağ döktüm, gördünüz. Yani etrafa yağ sıçramadı. Buralar kirlenmedi. Bulaşık çıkmadı. Yani köy yerindesiniz. Bazen su akmıyor. Bazen suyunuz olmuyor yıkayacak. Zamanınız olmuyor. Bu o yönden iyi arkadaşlar. Hemen dolapta ben aldım. Doldurulmuş 3-5 paket aldım. Koyacak annem bunu. 15 dakika çalışacak. Hatta çocuklar kendileri de yapabilirler. Burada rahat rahat patates kızartması yiyecekler. Seviyor çocuklar patates kızartmasını çünkü. Soğan halkası falan da aldım. Hatta bunun peşine bir de soğan halkası kızartırız. Evet arkadaşlar, tadım testi için patates canavarını getirdik buraya. Patates canavarı. Bence gayet iyi. Bence alınmalı. Alınmalı mı? Evet. Bak bakayım, olmuş mu? Çıtır çıtır, çok güzel. Güzel mi? Beğendin yani. Bundan patates kızartması babaannen abin yapsa yersin değil mi? Yerim. Eşek sposterim. Evet arkadaşlar. Bence de yani fena değil. Yeni. Temiz olması ve yağsız olması zaten bu işi daha iyi yapıyor. Bakalım, şimdi ikinci postayı da attık. 1 kiloya yakın patates kızarttık. 15-20 dakikada kızartıyor gördüğünüz gibi. Bence ideal. Verilir mi bu para böyle bir makineye? Verilir ki bu kadar popüler oldu. Bütün herkeste air fry var. Bunlar neler yapıyorlar? Kanatlar yapıyorlar, tavuklar yapıyorlar. Menemen yapanı gördüm ben bunda. Omlet yapanı gördüm. Artık geri kalanını siz hayal edin. Bizim Türklerin yapamayacağı şey yok. Ekmek bile yapanı gördüm ben. Bakalım, biz de deneyeceğiz köy yerinde. Yani şinitzelinden patates kızartmasına, yani daha kolay olabilecek şeyleri bunda yapacaklar. En azından çocuklar kendileri bile yapabilirler. Babaanneleri yormasınlar. Bakalım. Biz bunu afiyetle yiyelim. Bu videoda böyle oldu. Bu mutlu anımızı sizinle paylaşmak istedik. Çocuklarla beraber babaanneye aldığımız hediyeyi önce kendimiz test ediyoruz. Yalnız babaanneye test ettirmedik daha. Gidelim şimdi. Onlar da bekliyorlar. Sofradalar. Hep beraber kahvaltımızı yapalım. Evet arkadaşlar, bu videomuzda böyle oldu. Tadım testimizi yaptık. Canavarımızdan okey'i aldık. Biz şimdi bunu afiyetle yiyeceğiz. Annemler de bekliyor sofrada. Hep beraber bayram tatili için Çanakkale'deyiz dediğim gibi. Birazdan kahvaltımızı yapacağız. Bu vesileyle herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hepinize iyi bayramlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.